Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cümleten hoş geldiniz. Bu rütar için hakkınızı helal edin. İlk gün böyle elde olmayan bir gecikme oldu. Derse başlamadan önce birkaç noktayı ifade etmek istiyorum. Bunlardan birincisi, çok kısa bir zaman sonra kısmet olursa bu seminer salonunu ve bizim buradaki diğer müştemilatı Eyüp'teki vezir tekkesine taşıyacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Eyüp Sultan Bulvarı üzerinde Kiler Marketi geçtikten sonra sağ tarafta hemen. Orada daha elverişli, güzel bir mekan nasip oldu elhamdülillah. Zannediyorum Ekim ayı sonu gibi oraya geçmek mümkün olabilecek. Şimdiden bunu söylemiş olayım. Duymayanlar da bu vesileyle duymuş olur inşallah. İkinci bir mesele, artık seminerleri pazar gününe olması gerektiği gibi aldık. Saat 10 inşallah uygundur. Herkes bu saatte mutabık. Saatle ilgili bir problem, bir talep daha doğrusu sizden gelmediği sürece seminerleri pazar günü saat 10'da yapacağız inşallah. İki bölüm halinde tasarladık. Birinci bölümde benim ısrarla sürdürmek niyetinde olduğum Mişkat okumaları olacak. İkinci bölüm biraz daha serbest, biraz daha aktüel meselelere tahsis edilecek. Belki interaktif olacak, soru cevap şeklinde olacak. Mişkatül Mesabih derslerine önem veriyorum. Hatta Muhlis Hoca ile dün gene konuştuk. Metin merkezli bir seminer ülkemizde çok fazla alışkın olduğumuz bir şey değil. İnsanlar sıkılıyor. Daha aktüel meselelere ağırlık versek dedi. Ben de dedim ki sünnet diyoruz. Sünneti seniye diyoruz. Ehli sünnet diyoruz. Fakat baştan sona bir hadis kitabını okumaya, dinlemeye, müzakere etmeye tahammülümüz yok. Böyle olmaz. Onun için belki tahammülünüzü biraz zorlayacak, belki biraz sıkılacaksınız ama ben kendi adıma şahsen bu derslerden çok istifade ediyorum. Sizin de, insanımızın da, gerek buraya gelenler, gerek internet üzerinden izleyecek olanlar, izleyenler hiç şüphesiz istifade edecekler. Hadis-i şeriflerin bereketinden istifade edecekler. Bir hadis kitabını baştan sona okumuş, bitirmiş olmak, dinlemiş olmak, müzakere etmiş olmak en büyük bir berekettir. En büyük bir saadet vesilesidir. Dolayısıyla metin merkezli okumalara, müzakerelere devam etmek niyetindeyiz. İnşallah bunu sizin talebiniz ile örtüştürerek, aktualiteden çok da koparmadan, çok da nazariyata boğmadan götürmeye çalışacağız. Ama niyetim, Cenab-ı Hak müyesser kıldığı sürece, nasip ettiği, sağlık sıhhat verdiği sürece Mişkatül Mesabihi okumak, müzakere etmek ve bitirmektir. İnşallah müyesser olur. İkinci kısımda dediğim gibi biraz daha serbest, biraz daha aktüel bir şey yapmayı tasarlıyoruz. İkisi arasında bir dinlenme arası olacak, bir çay molası olacak. İkinci seminerde biraz daha sizin taleplerinize, sizin beklentilerinize, sorularınıza geniş zaman ayırabilme imkanımız olacak. İnşallah.
Bir diğer mesele, Facebook'ta benim adıma açılmış birçok sayfa var. En son ben 4 mi oldu, 5 mi oldu bilmiyorum. Bunlar aktif olarak faaliyette bulunan sayfalar. Hepsi bizimle irtibatlı, gönüllü kardeşlerimiz yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Bir tanesinin özellikle bir talebi vardı, onu söyleyeyim. Şükrü Yaşar kardeşimizin. Ebu Bekir Sifil makaleleri, reddiyeleri. Hocam bunun duyurusunu yaparsan sevinirim demişti. Ben de olur demiştim. O borcu da bu vesileyle ifa etmiş olalım. Evet. Bu ilk seminer, bu senenin ilk semineri. Bu Mişkatül Mesabih okumaları başladıktan sonra izleyenler de nasıl bir intiba oluştu, doğrusu onu bilmiyorum. Bize bu anlamda geri dönüş olmadı. İnternet üzerinden izlenme imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Bu sene bu meseleye, bu noktaya biraz daha ağırlık vereceğiz. Sanal alemi biraz daha aktif ve etkin olarak kullanma kararındayız inşallah. Burada bu vesileyle söylemiş olayım. Bu derslerde okuduğumuz hadis-i şeriflerle ilgili, hadis-i şeriflerin delalet ettiği meselelerle ilgili ya da sizde yaptığı çağrışımlarla ilgili bize mutlaka geri dönüş yapmanızı bekliyorum ben şahsen. Çünkü hadis ve sünnet merkezli bir hayat, tek taraflı, tek kanallı, tek boyutlu olmamalı. Bunu hayatla buluşturmanın, hayatın içine sokmanın, meselelerle ilişkilendirmenin hayati bir önemi var. Dolayısıyla nazari bir hadis okuması değil, sünnet kelimesinin etimolojisine de uygun olarak hayatın içinde fiilen yaşanan, gerek zihniyet olarak gerek fiiliyat olarak hayatımızın içinde bulunan bir temel unsurdan bahsediyoruz. Bu sadece entelektüel bir bilgilendirme meselesi değil. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği, bizde görmeyi murad ettiği ne varsa onları öğrenme ve hayata aktarma hassasiyetidir. Meselemiz budur. Dolayısıyla burada yaşadığımız hayatla, gündem ettiğimiz meselelerle birebir ilişkili, o meselelerden kopuk olmayan bir sünnet, bir hadis hayatımızın içinde olsun maksadıyla yapıyoruz bu dersleri. Sizden gelecek geri dönüşler bu bakımdan önemlidir. Sadece hocam Allah razı olsun istifade ettik değil, anlamadığımız ya da bize ters gelen, zihnimizi zorlayan, kabul etmekte zorlandığımız her ne varsa gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince cevap vermeye çalışırız. Bizi aşan mesele olursa araştırırız, bizden daha iyi bilenlere sorarız, istişare ederiz ama hadis-i şerif ve sünnet-i seniyye ile ilgili aklımızda herhangi bir şüphenin, soru işaretinin, tereddüdün kalmaması lazım. Evet. Bir noktaya daha parmak basarak hadis-i şeriflere geçeceğim. Bugüne kadar Darül Hikme adı altında faaliyet gösterdik. Bu bir dernek. Bu dernekte çalışan, faaliyet gösteren arkadaşlarımızın birçok alanda çalışmaları, faaliyetleri zaman içerisinde oluştu, şekillendi. Bu seneden itibaren
Darül Hikme Derneği yoluna devam edecek. Biz Darül Hikme Derneği'ni kuran kardeşlerimiz, hoca arkadaşlarımız yollarına devam ederken onlar biraz daha medrese çalışmaları ağırlıklı bir faaliyet götürecekler. Biz de yeni kurduğumuz bir vakıfla Sahn-ı Seman İslami İlimler Eğitim ve Araştırma Merkezi adıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Biraz daha sosyal yönü ağır basan bir faaliyet alanı olacak bu. Dolayısıyla Darül Hikme faaliyetlerini yürütürken biz de Eyüp'teki yerimizde inşallah Sahn-ı Seman adıyla paralel çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Aramızda bir ayrışma, bir bölünme, bir yol ayrışması yok. Sadece faaliyet çeşitlenmesi var. Dolayısıyla iş bölümü var. Buradan herhangi başka bir netice çıkarılması en azından bizim arzumuzla ve realiteyle bağdaşmaz. Ayrıldınız mı, bölündünüz mü, böyle şeyler duyuyoruz gibi zaman içerisinde bize de gelen sorular oluyor. Bölünmedik, parçalanmadık. Bu bir faaliyet taksimatıdır, iş bölümüdür. Çalışmalarımız birlikte, paralel, aynı istikamete dönük olarak devam edecek. Cenab-ı Hak izin verdiği ölçüde. Evet, geçen seneden sarkan birkaç tane hadis-i şerif vardı. Mişkatül Mesabih'in Kitab-ül İman bahsinin 5. babının 3. faslında kalmıştık. Birkaç hadis okumuştuk. Geriye birkaç hadis-i şerif kalmıştı. İnşallah bugün en azından bu 1. bölüm için öngördüğümüz zaman içerisinde kalan hadis-i şerifleri bitirip ondan sonra bir çay molası verip arkasından inşallah serbest sohbet kısmına geçeceğiz. Benim numaralandırmama göre 183. hadis var sırada. Ve an Cabirin radıyallahu anhu enne Umar ibn el-Hattabi radıyallahu anhu etâ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi nuskhatin min et-Tevrat. Bu yer meselesi inşallah yeni yere taşınınca sona erecek arkadaşlar. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر رضي الله عنه ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي. Hazreti Cabir radıyallahu anh naklediyor. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Tevrat'tan bir nüsha getirdi. Bu muhtemelen Kur'an ayetleriyle, İslam vahiyleriyle örtüşen bir Tevrat pasajıydı. Bütün olarak Tevrat'ın bir nüshası değil, bir kopyası değil.
Tevrat pasajlarından bir pasaj idi. Fekale ya Resulullah hadihi nuskatun minet Tevrat, getirdi onu. İslam vahiyleriyle örtüştüğü için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tebligatını teyit eder mahiyette bulunduğu için Hazreti Ömer bir sevinçle, bir heyecanla Medine'deki Yahudi kabilelerinden birinden, bir arkadaşından duyup istinsah ettiği veya ettirdiği bir Tevrat pasajıyla Efendimiz'e geldi. İşte bu Tevrat pasajı da sizin bize getirdiğiniz vahiyleri teyit ediyor anlamında. هذه نسخة من التوراة işte bu Tevrat'tan bir nüsha ey Allah'ın Resulü. Fecaale yakra'u, ve sonra onu okumaya başladı. O pasajı okumaya başladı. Ve vechu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetagayyaru. Efendimizin yüz ifadeleri değişiyordu. Hazreti Ömer okudukça Efendimizin mübarek yüzünden memnuniyetsizlik okunuyordu. Fekale Ebu Bekir'in, o esnada Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh da orada Ömer'e, Hazreti Ömer'e dedi ki tekiletke tevakilu, seni düşürenler düşürsün, kaybedenler kaybetsin. Ma tera ma bi veci Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek yüz ifadesini görmüyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki memnuniyetsizliği görmüyor musun? فَنَزَرَ عُمَرُ اِلَى وَرْشِ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz'in mübarek yüzüne baktı. O durumu fark edince, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in memnuniyetsizliğini fark edince فَقَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ, Allah'ın gazabından, ve gadabi rasulihi, ve resulünün gazabından Allah'a sığınırım. Allah'ın gazabından ve resulünün gazabından Allah'a sığınırım dedi. Ve devam etti. Radina billahi rabben. Biz Rab olarak Allah'tan razı olduk. Ve bil İslami dinen, din olarak İslam'dan razı olduk. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan da nebi olarak, peygamber olarak razı olduk. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer böyle deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi, Muhammed'in nefsini Aleyhisselatü Vesselam, canını, ruhunu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki lev beda lekum Musa, eğer Musa bugün sizin için ortaya çıkmış olsaydı, gelmiş olsaydı, fettebahtumuhu, siz de ona ittiba etmiş olsaydınız, ve terektumuni, beni terk edip ona ittiba etmiş olsaydınız, le dalaltum an sevâis sebil, hiç şüphe yok ki yolun doğrusundan sapmış olurdunuz. وَلَوْ كَانَ حَيَّنْ, eğer Musa aleyhisselam sağ olsaydı, وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِي, benim peygamberliğimi idrak etmiş olsaydı, hayatta olsaydı ve ben peygamber olarak gönderildikten sonra bundan haberdar olmuş olsaydı, لَتَّبَعَانِي mutlak surette bana ittiba ederdi. رَوَهُ اَدْدَارِمِيُّ, İmam Darimi nakletmiş. Bu hadis-i şerifin bize ifade ettiği çok önemli bir husus var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece son peygamber olduğu için değil, dilimizde bir ifade var. Server-i Enbiya Efendimiz deriz. Şah-ı Rusul deriz. Hatta öyle bir kasidede de var. Kasid ilahi, okunan bir ilahide de geçiyor. Kurbanın olan Şah-ı Rusul. Bazen yanlışlıkla Şah-ı Resul diye telaffuz ederler. Doğru değildir. Şah-ı Rusul'dür. Şu Resullerin Şah-ı, önderi anlamında. Sadece son peygamber olduğu için değil.
Ama gerçek anlamda bütün peygamberlerden üstün olduğu için, bütün peygamberlerin önderi olduğu için, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayattayken herhangi geçmiş peygamberlerden herhangi birisi onun döneminde yaşayacak olsaydı yahut tam tersi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz geçmiş peygamberlerden herhangi birinin döneminde gönderilmiş olsaydı mutlak surette o peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ittiba edecekti. Ali İmran suresinin 81. ayeti bu konuda bize açık seçik bir delalet sunuyor. Hani Rabbin peygamberlerden bir söz almıştı. Size kitap ve hikmet verdiğim zaman yanınızdaki kitap ve hikmeti teyit eden bir Resul geldiğinde mutlak surette ona iman edeceksiniz ve mutlak surette ona yardım edeceksiniz diye peygamberlerden söz almıştı Allah Teala. Sonra bunu ikrar ettiniz mi, bu ağır sözümü üstünüze aldınız mı diye de sormuştu. Onlar da evet ya Rabbi ikrar ettik demişlerdi. Sonra Cenab-ı Hak onları kendilerine şahit tutmuş, kendisi de onların üzerine şahit olmuş ve onlardan böyle bir söz almıştı. Müfessirlerin tamamı diyorlar ki burada kastedilen Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Gazetedeki yazılarımıza son vermeden kısa bir süre önce bu meseleyle ilgili bir seri yazı yazmıştık. Orada bu Nur-u Muhammedi meselesinin ya da Hakikat-ı Muhammediye meselesinin uydurma hadisler bir tarafa bir hakikati olduğunu ifade etmiştik bu ayeti kerimeden hareketle. İnternette var, arzu eden, merak eden bakabilir. Bir takım tasavvuf ehlinin kitaplarında bununla ilgili Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan gelen uydurma bir hadis vardır. Bu türlü uydurmaları kategorize edip bir kenara bırakıyoruz. Çünkü böyle meselelerde uydurma hadisler insanlarımızın kafasını çok çabuk çelebiliyor. Uydurma hadis hangi konuda gelirse gelsin, senedinde yalancı veya yalanla itham edilmiş bir ravi yahut hiç senedi bilinmeyen bir haber. Biz herhangi bir İslami hakikati, imani olsun, ameli olsun, ahlaki olsun böyle bir hadis üzerine bina etmeyiz. Ama uydurma hadis olup da manası doğru olan rivayetler vardır. Biz onun manasına bakarız, onu Efendimiz'e atfetmeyiz. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sözüdür, hadisidir demeyiz. Nitekim konuyla ilgili kitaplarda böyle çok sık rastlarız. Hadis olarak sabit değildir ama manası doğrudur derler. İşte bu levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk rivayeti için de buna benzer bir şey var. Hadis olarak sabit değildir ama manası doğrudur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Cenab-ı Hak nezdinde bütün mahlukattan, bütün peygamberlerden daha üstün, daha ayrıcalıklı bir yeri vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen 5 şey bana verildi. Bunlar birincisi ben düşmanlarımın kalbine bir aylık yoldan korku salarım. Rahmet peygamberi evet ama aynı zamanda cihat peygamberi. Şefkat peygamberi evet ama aynı zamanda korku peygamberi. Çünkü hem beşir hem nedir. Özellikle bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu iki yönünü dengeli biçimde kavramak, dengeli biçimde idrak etmek ve anlatmak durumundayız.
İslam silim kökünden gelir. O da barış demektir. İslam barış dinidir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaptığı bütün savaşlar müdafaa savaşıdır. Hiç taarruz savaşı yapmamıştır, saldırı savaşı yapmamıştır. Biz savaşı sevmeyiz filan gibi böyle bir tatlı su Müslümanlığı yayılıyor. Hayır, böyle değil. Cihat her boyutuyla, her aşamasıyla ümmeti Muhammed üzerine farzdır ila yevmil kıyame. Tahavi akidesinde geçer. Hac ve cihat kıyamete kadar devam edecek iki ibadettir. Devam edecektir. Bu şu anlama gelmiyor. İşte bugün çok kötü örneklerini görüyoruz. Gerek Suriye'de, gerek başka yerlerde cihat adı altında sergilenen çok kötü uygulamaları görüyoruz. Kastettiğimiz bu değil. Ecdadımızın gaza dediği şey bizim kastettiğimiz bu. Ecdadımızın fetih dediği şey bizim kastettiğimiz bu. Yoksa cihat adı altında olmadık işler yapmak, İslam ahkamının, Kur'an'ın, sünnetin asla tasdik etmeyeceği, tensip etmeyeceği işler yapmak kastımızın dışındadır. Evet, ben düşmanlarımın kalbine bir aylık yoldan korku salarım buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İkinci olarak cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. Mescid, yeryüzü bana mescid kılındı ve temizleyici kılındı. Namaz vakti geldiğinde Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar namaz kılarlar. Hristiyanlar gibi kilise dediğimiz bir mekana özgü değildir Müslümanların namaz ibadeti. Yahut Yahudilerin havrada yaptıkları tarzda bir mekana özgü değildir. Vakit nerede girerse orada namaz kılarlar. Yeter ki namaz kılmaya mani bir şey bulunmasın o mekanda. Ve de temizleyici kılınmıştır. Evet, su bulamazsak teyemmüm ederiz. Teyemmüm de temizleyicidir. Toprak cinsinden, daha doğrusu yeryüzü cinsinden olan herhangi bir şeyle, taş dahi olsa, tuğla dahi olsa teyemmüm eder. Su bulamadığımızda veya suyu kullanma imkanımız yoksa namaz kılarız. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki ganimetler bana helal kılındı. Benden önceki peygamberlere ganimetler helal kılınmamıştı, bana helal kılındı. Dolayısıyla bize de ganimetler helal kılınmıştır. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dördüncü olarak benden önceki peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdi. Ben bütün insanlığa gönderildim buyurmuş. Dolayısıyla İslam davetinin, tebliğinin muhatabı bütün insanlıktır. Bütün insanlık ümmeti davettir. Ve son olarak buyurmuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bana kıyamette şefaati uzma hakkı verildi. Şefaati uzma ya da şefaati kübra, mahşerde, mahşer günü ölüler diriltildiğinde hesaba çekilmeden önce güneşin beyinleri, kafada beyinleri kaynattığı o dehşet anında insanlık bekliyor. Hesap başlasın diye bekliyor. Hesap başlamıyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazıyla hesap başlayacak. İşte bu şefaati uzmadır, şefaati kübradır. Evet, böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hadisin masadağı olarak Musa aleyhisselam olsun, başka peygamberler olsun, aleyhisselatü vesselam Efendimizle aynı dönemde yaşayacak olsalardı, ona tabi olmaktan, ona iman etmekten ve ona yardımcı olmaktan, onun izince gitmekten başka bir seçenekleri yoktu. Dolayısıyla insanlık, o da peygamber, bu da peygamber, buna da uysak olur, ona da uysak olur gibi bir muhayyerlik içinde değil. İki peygamber aynı anda hayatta olsa Efendimiz'e uymakla mükellefiz. Aksi halde
doğru yoldan sapmış olurdunuz buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Söz buraya gelmişken şu İbrahim'i dinler meselesinin ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu bir kere daha vurgulama ihtiyacı hissediyoruz. Sanki kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet eden İslam dışındaki diğer din mensupları, din salikleri bu nokta üzerinden bir meşruiyet zırhına bürünüyorlarmış gibi bir anlayış var. Madem ki İbrahim Aleyhisselam'ı biliyorlar, madem ki kendilerini ona nispet ediyorlar, o zaman onlar da bizim İbrahim'de kardeşlerimizdir. Üç büyük din, üç semavi din, İbrahim'i dinler vesaire. Bunlar ahir zamanda ortaya çıkmış, Kur'an ve sünnetten, İslam itikadından, İslami referanslardan teyit, tasdik alamayacak gerçekten saçma sapan bid'atlar. Bu bir bid'attır. Tarih içerisinde böyle bir bid'atı bu ümmet görmedi, yaşamadı. Bugün tanık oluyoruz, bugün şahit oluyoruz. Çok tehlikeli bir bid'at bu. İnsanlığın kurtuluşu için bir tek yol var. O da İslam'ın amentüsünü benimsemek, buna iman etmek ve gereğince yaşamak. Bunun dışında insanlığın ebedi kurtuluş için, saadet için başka herhangi bir seçeneği yoktur. Evet. 184 numaralı hadis. Ve anhu ey an Cabir'in radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki benim sözüm Allah Teala'nın kelamını neshetmez. Allah Teala'nın kelamı benim sözümü nesheder. Gene Allah Teala'nın kelamı yani Kur'an, Kur'an ayetleri birbirlerini de neshederler. Bununla bağlantılı hadis 185 numaralı rivayet. Ve'an İbni Umar radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن. Bizim hadislerimiz tıpkı Kur'an'ın birbirini neshettiği gibi, Kur'an ayetlerinin birbirini neshettiği gibi bizim hadislerimiz de birbirini nesheder. Bu okuduğumuz rivayetler senet olarak tartışılmış, Mişkatül Mesabih'in senet olarak tartışılmış rivayetleridir. Dolayısıyla bunlara sahih rivayetler nazarıyla bakmamız mümkün değil. Ama muhtevaları hakikattir. Nesh hadisesi Kur'an'la sabit, Kur'an ayetiyle sabit bir hakikattir. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Biz bir ayeti neshettiğimiz veya unutturduğumuz zaman ondan daha hayırlısını veya onun gibisini getiririz buyuruyor Allah Teala. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Demek ki nesh var. Nesh bir hakikat. Bu ayet özellikle günümüzde tefsir yazan bazı şahıslara göre veya tefsirle ilgilenen bazı akademisyenlere göre Kur'an ayetleri arasında veya Kur'an sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan etmez. Günümüzde nesh meselesini inkar etmek de bir modern, çağdaş moda haline geldi. Kur'an ayetlerinin
hayata tatbiki konusundaki bir hassasiyetten kaynaklansa dert etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki evet, bu insanlar Kur'an'da mevcut ne varsa hepsiyle amel etmek istiyor, hepsini hayata aktarmak istiyor. Bu sebeple de neshi inkar ediyorlar. Hayatımızda belki bir yer açabileceğiz bu düşünceye. Ama baktığınız zaman Kur'an ayetlerinin hayata intikali konusunda bu insanlar bu kadar gönüllü değil. Hadi şu ayetlerin hepsiyle amel edelim dendiğinde çekinceler başlıyor, amalar başlıyor, fakatlar başlıyor. O zaman niye acaba bu nesh meselesine bu kadar abanıyorlar tabiri caizse? Özellikle mesela Muhammed Esed, Kur'an yolu, Kur'an mesajı isimli meal tefsirinde nesh meselesi üzerinde durduğu her yerde geçmiş müfessirlere öyle çirkin ifadelerle saldırıyor ki zannedersiniz ki o müfessirler Muhammed Esed'in babasını öldürmüş. Anlaşılmaz bir kin, anlaşılmaz bir öfke müfessirlerin Kur'an ayetlerini oyun ve eğlence edindikleri, Kur'an'ı anlamadıkları, içinden çıkamadıkları, birbiriyle bağdaştıramadıkları ayetler konusunda nesh meselesi diye bir şey uydurup ona sığındıkları şeklinde bir sürü böyle bir tezvirat, resmen tezvirat yani. Oysa sahabe-i kiram döneminden itibaren bu ümmetin her itikadi mezhebe mensup uleması, sadece Mutezile'den Ebu Muslim el-İsfahani hariç, Mutezile, Şia, Cebriye, Cehmiye, bütün fırkalar Kur'an'da nesh, Kur'an ayetleri arasında ve Kur'an'la sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan ettiği konusunda ittifak etmişler. Detayları Ulumul Kur'an ve Usulü Tefsir kitaplarındadır. İmam Şafii sünnetin Kur'an'ı neshini kabul etmez. İmam Ahmet'ten rahimehumallah gelen bir rivayet de böyledir. Onun dışında kalan çoğunluk Kur'an ayetlerinin birbirini neshettiğini, Kur'an'ın sünneti neshettiğini, sünnetin Kur'an'ı neshettiğini ve sünnetin birbirini neshettiğini, hadisin hadisi neshettiğini söylemiş, kabul etmişlerdir. Detayı dediğim gibi usulü fıkıh kitaplarında, usulü tefsir kitaplarında ve ulumul Kur'an kitaplarında görülebilir. Evet, vaktimiz doluyor. Son rivayeti de okuyayım. Yok, bir iki tane daha var. وعن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها روى الأحاديث الثلاثة الدارقطني. Bu okuduğumuz son üç hadisi İmam Darekutni rivayet etmiş. Okuduğumuz hadisin sahabi ravisi Ebu Salebe el-Huşeni radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları zayi etmeyin. Allah Teala'nın farzlarını zayi etmeyin. وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا Bir takım şeyleri haram kılmıştır. Onların hürmetine yaklaşmayın. Onların sınırına yaklaşmayın. وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا Bir takım hudutlar çizmiştir, sınırlar çizmiştir. Onları da ileri geçmeyin, aşıp geçmeyin. وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ
min gayri nisyanin, unutmak söz konusu olmaksızın pek çok hususta da Allah Teala vahiy indirmemiştir. Kur'an o konuları meskutun an geçmiştir. Fela tebhatu anha, onları da üzerine düşüp araştırmayın, inceleyip sık dokumayın. Hakkında hüküm indirilmemiş konularda ileri geri görüş beyan etmeyin. Burada daha evvel birkaç vesileyle dikkat çektiğimiz bir nokta var. Ona değinelim. Vaziyete göre bugün iman bahsini bitiremeyeceğiz. Bir, iki, üç tane kadar rivayetimiz kaldı. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları zayi etmeyin. Onlar size emanettir. Kurtuluşunuz o farzlara ihtimamınızdadır. Hürmetiniz de oradadır. Farzlara riayet eden kimse hürmete şayandır. Farzları zayi eden kimse hürmetini de kaybeder. Dolayısıyla onları zayi etmeyin. وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا, bir takım şeyleri haram kılmıştır. Onlara yaklaşmayın. Haram kılınan şeylerin yanına yaklaşmayın. فَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا gibi. لَا تَقْرَبُ الزِّنَا gibi. Zina etmeyin değil, zinaya yaklaşmayın. Bunu bütün haramlara teşmil edebiliriz. İçki içmeyin değil, içkiye yaklaşmayın. İçilen ortamlarda bulunmayın. İçen insanlarla arkadaşlık etmeyin, ahbaplık etmeyin. Münasebetinizi kesin değil ama ahbap olmayın. Faizli muameleler, yaklaşmayın. Mümkünse uzak durun. Bu türlü şüpheli şeylerden uzak durun. Haramlarda esas olan yaklaşmamaktır. Haramlık sınırına yaklaşmamaktır. Bir sonraki cümle ne diyor? وَحَدَّدَ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا, bir takım sınırlar çizdi size. Bu sınırlara kadar helaldir. Gelebilirsiniz ama bunu öteye geçmeyin. Haramlarda yaklaşmayın sınıra, helallerde sınırı aşıp öteye geçmeyin. O sınıra kadar gelebilirsiniz. Mübahtır, serbesttir. Sınırı öteye geçmeyin. Haramlarda sınıra yaklaşmayın. Hassasiyeti bu şekilde koymuş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَتُ عَنْهَا, pek çok şey konusunda da vahiy sükût etmiştir. Onları araştırmayın. Bu neyin nesidir diye üzerine düşüp soruşturmayın. İnce eleyip sık dokumayın. Varabileceğiniz bir yer olmaz, başınıza iş açarsınız. Kader meselesi böyledir. Kader meselesi öyle miydi, böyle miydi? Daha evvel bir önceki senenin seminerinin sonlarına doğru geçmişti sahabe-i kiram Hazreti Ebu Hureyre'den naklen radıyallahu anh. Demişti ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bizim yanımıza geldi mescitte, biz kader meselesini müzakere ediyorduk. Ne yapıyorsunuz, ne konuşuyorsunuz diye sordu. Biz de kader meselesini müzakere ediyoruz ya Resulallah deyince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiddetlendi. Ben bunun için mi gönderildim buyurdu. Siz bununla mı emrolundunuz buyurdu. Kader meselesinin konuşulması, öyle miydi böyle miydi diye tartışılması, hakkında bilgi verilmemiş bir mesele olduğu için doğru değildir. Gene o seminerde söylemiştik. Daha sonra kader meselesinin kelam kitaplarına, akaid kitaplarına girmesi, bu meseleyi bahis konusu edip istismarlara yönelen grupların, fırkaların ortaya çıkması dolayısıyla olmuştur. Bugün de aynı mesele söz konusudur. Dolayısıyla bugün de kader meselesini konuşmak zorunda kalıyoruz. Nasları, Kur'an ve sünnet naslarını muhafaza etmek adına, İslam itikadını muhafaza etmek adına. Evet, 186 numaralı hadiste bırakalım. Bir 15-20 dakika çay molası verelim, istirahat yapalım. Ondan sonra inşallah ikinci bölümde tekrar birlikte olalım.
nasılsın?